Donların tarımı nasıl etkileyebileceğini hiç merak ettiniz mi? Pek çok çiftçiyi geceleri uykusuz bırakan bir soru bu. Tarımsal don, sıcaklıkların donma noktasının altına düşmesiyle meydana gelen ve bitki yüzeylerinde buz kristallerinin oluşmasına neden olan bir olgudur. Bu doğal bir olay ama gıda tedariğimiz açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek bir olay. Aslında her şey zamanlamayla ilgili. Don, kritik büyüme dönemlerinde meydana gelebilir ve potansiyel olarak mahsullere zarar verebilir. Hatta yok edebilir. Ve sorun sadece soğuk hava değil. Sıcaklıktaki hızlı değişim bitkilerde strese neden olabilir. Elmalardan kabaklara kadar hiçbir mahsul bağışık değildir. Ve ekonomik etki önemli olabilir. Ve sadece çiftçileri değil, tüm toplulukları, hatta ülkeleri etkileyebilir. Bitkileri etkileyebilecek iki tür don vardır. Adveksiyon ve radyant. Hava değişiminden önce mevcut olan daha sıcak havanın yerini almak için soğuk hava bir bölgeye estiğinde adveksiyon donları meydana gelir. Bu donların diğer etkenleri bulutlu koşullar, orta ila kuvvetli rüzgarlar, sıcaklık dönüşümü ve düşük nemdir. Radyant don olayları, bitkiler ve toprak gün boyunca güneş ışığını absorbe ettikten sonra bu sıcaklık gece boyunca soğuk havanın etkisiyle yayıldığı ve ısındığı zaman meydana gelir. Don, sandığınız kadar öngörülemez bir şey değil. Aslında yıl boyunca oldukça tutarlı model izliyor. İlk don, yaz mevsiminden sonra görülen ilk don olayıdır. Bu, genellikle gecelerin uzamaya ve sıcaklığın düşmeye başladığı sonbaharda meydana gelir. Bununla birlikte, ilk donun genellikle sert bir don olmadığını belirtmek önemlidir. Hassas bitkilere zarar verebileceği halde, ardından gelen donlar kadar yıkıcı olmadığı anlamına gelir. Öldürücü don olarak da bilinen sert don, tarım dünyasındaki gerçek oyun değiştiricidir. Sıcaklıkların önemli bir süre donma noktasının altına düşmesi, bitki hücrelerindeki suyun donmasına ve hücre duvarlarına zarar vermesine neden olur. Sert don, genellikle ilk dondan birkaç hafta sonra meydana gelir. Ve çoğu bitki için büyüme mevsiminin sonunu işaret eden de bu dondur. Kış mevsiminin ardından son donları yaşıyoruz. Bu, sıcaklıkların sürekli olarak artmaya başlamasından önce ilkbahar mevsiminin son donudur. Son don, yeni büyüme mevsiminin başlangıcını simgelediği için çok önemli bir zamandır. Son dondan önce ekim yapmak, genç, hassas bitkilerin zarar görmesine ve ölmesine neden olabilir. Bu nedenle tohum ekmeye başlamadan önce bu donun geçmesini beklemek önemlidir. Bunların yanı sıra, özellikle iklimin daha değişken olduğu bölgelerde beklenmedik şekilde meydana gelebilen rastgele don olayları da yaşanıyor. Bunlar her an gerçekleşebilir ve hazırlıklı olunmadığı takdirde mahsullere ciddi zararlar verebilir. İlkbahar tarım donları meyve yetiştiricileri için gerçek bir baş ağrısı olabilir. Meyve bitkileri, özellikle de erken çiçek açanlar, ilkbahar donunun etkilerine karşı oldukça hassastır. Siz bir elmasınız. Güneşi görünce yaz geldi zannettiniz ve çiçek açmaya başladınız. Ancak sonra beklenmedik bir bahar donu geldi. Sonuç, hasar gördü veya tamamen yok oldu. Bu durumu yaşadığınızda meyveler ve ağaçlar üzerinde verimin düşmesine, hatta yok olmasına neden olur. Etkilenen sadece elmalar değil, şeftali, kiraz, armut, kayısı, ayva, tüm bu erken çiçek açanlar bahar donunun kurbanı olabilir. Bu meyvelerin çiçekleri donma sıcaklıklarına dayanamayan hassas dokulardan oluşur. Bu, kar fırtınalarında bir bale dansçısını gösteriye göndermek gibi bir şey. Ağaçlar, özellikle genç ve yeni dikilenler, tarımsal donlardan da etkilenebilir. Onlar hala büyümekte olan ve dünyanın sert gerçekleriyle baş edebilecek donanıma sahip olmayan çocuklar gibidir. Don, kabuklarına zarar verebilir, büyümelerini engelleyebilir ve genel sağlıklarını azaltabilir. Don ayrımcılık yapmaz. Hem meyve bitkileri hem de ağaçlar için bir tehdit olabilir. Doğru bilgi ve tekniklerle bu değerli bitkileri korumak ve dona karşı bile gelişmeye devam etmelerini sağlamak mümkündür. Bu tür etkiler söz konusu olduğunda tarımsal dona karşı nasıl korunacağını bilmek hayati önem taşıyor. Tarımsal dona karşı korumanın birçok denenmiş ve doğru yöntemi var. İlk önce donma bezlerimiz var. Zirai tülle diyebiliriz. Mahsullerinizi geceleri bir battaniyenin altına soktuğunuzu hayal edin. Donma bezleri tam olarak bunun içindir. Özel olarak tasarlanan bu kumaşlar bitkilerin üzerine örterek soğuğa karşı bariyer oluşturur. Ancak unutmayın, yerden gelen sıcaklığı hapsetmek için onları iyi bir şekilde sabitlemek çok önemlidir.
kışlık montunuzda boşluk bırakmayacağınız gibi soğuğun içeri girmesine de yer bırakmamalısınız. Daha sonra ısıtıcılarımız var. Isıtıcıların sahanın etrafına stratejik olarak yerleştirilmesiyle yükselen sıcak hava donmayı önleyebilir. Bu, bitkiler için rahat, küçük bir mikro iklim yaratmak gibidir. Peki ya geniş bir alanınız varsa, sulamanın devreye girdiği yer burasıdır. Mahsullere su püskürterek daha fazla dona davetiye çıkardığımızı düşünüyor olabilirsiniz. Ancak işin ilginç yanı şu, su dondukça aslında ısı açığa çıkar. Ve bu da çevredeki bitkilerin daha sıcak kalmasına yardımcı olabilir. Bu, sahada yapılan bir tür bilim deneyi, ancak aşırı sulama başka sorunlara yol açabileceğinden, bu yöntem dikkatli bir izleme gerektirebilir. Bunlar sadece bir yöntem. Ancak en iyi neyin işe yaradığını, mahsulün türü, donun şiddeti ve hatta tarlanızın düzenli bir şekilde faktörlere bağlı olabileceğini unutmayın. Çiftçilik herkese uyan bir meslek değildir. Ancak dikkatli planlama ve biraz yaratıcılıkla mahsullerinizi dondan, buzlu parmaklardan koruyabilirsiniz. Bizim çiftçilik sürecinde bir yıl boyunca yaşadığımız don olaylarından sizlere kısaca bahsetmek istiyoruz. İlk önce yaz mevsiminden sonra gelen ilk donlarda yaz mevsiminde aldığımız hasadın son aşaması diyebiliriz. O donlardan sonra ayaz vurduğunda bitkiler artık o saatten sonra yeni bir üretim yapamaz. Örneğin domates ve biber çeşitlerini ektiğimizde bunları Ağustos-Eylül gibi toplamaya başlıyoruz. Ayaz gelene kadar, yani ilk donlarla karşılaşana kadar bunları toplamaya devam ediyoruz. Bu şekilde ilk donlar aslında bizim yaz boyunca ürettiğimiz meyve ya da sebzelerin son aşaması olmuş oluyor. Bir de ilk donlardan sonra ağaçlar yapraklarını dökmeye başlıyor. Yapraklarını döktükten sonra ayva gibi bizim ürettiğimiz meyvelerin budama zamanı başlar. Bu şekilde budamalarını gerçekleştirmek için hazırlanırız. Kış ortasında olacak donlar bizi olumsuz etkilemiyor. Çünkü zaten hava şartları olumsuz ve soğuk gittiği için herhangi bir problem teşkil etmiyor. İlkbahara doğru geldiğimizde eğer havalar mevsiminden önce ısınmaya başlarsa meyve ağaçları artık yazın gelebileceğini düşünerek çiçek açmaya başlıyor. Çiçek açtıktan sonra hava sıcaklıkları düşerse çiçeklerin yanmasına sebep oluyor. Yandığı zamanda da hiçbir şekilde meyve alamayacağımız anlamına geliyor. Biz bununla ilgili detaylı bir video yapmıştık sizlere. İlkbahar don olaylarından korunmak için kurduğumuz bir sistemden bahsetmiştik. O videomuzu izleyerek kurduğumuz sistemin bize nasıl fayda sağladığını görebilirsiniz. İlkbahardan sonra yaz mevsimi için karpuz, domates gibi ürünlerimizi ekerken biz bu ilkbahar donlarından korunmak için üzerine zirai tül örterek ektiğimiz bitkilerin sıcak olmasını sağlıyoruz. Bununla ilgili de karpuz üretiminde zirai tül kullanarak ekim yaptığımızı anlatan bir videomuz vardı. O videomuzu izleyebilirsiniz. Tarımsal don olayının ilkbahar ve sonbahar geçiş dönemlerinde meydana gelebilen şiddetli bir hava durumu olduğunu öğrendik. Bu don elmadan kiraza kadar çeşitli meyvelerin üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir ve hatta ağaçlar bile buzun pençesinden kurtulamaz. Ve ülkemizi de unutmayalım. Farklı iklim ve topografyaya sahip olan bu ülke birçok bölgede tarımsal don yaşanmakta ve bu durum sayısız çiftçinin geçimini etkilemektedir. Tarımsal don ciddi ancak yönetilebilen bir sorundur. Çiftçiler doğru bilgi ve araçlarla dona karşı dayanıklı olabilir ve başarılı bir hasat elde edebilirler. Doğru strateji ve tekniklerle çiftçiler gelişmeye devam ediyor. Yağmur, güneş veya don olsa bile soframızın taze ürünlerle dolu kalmasını sağlıyorlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.